askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Yol hakikaten 3,5 sene önce geldiğimizde yoktu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Mahmut'u Beştepe'de yarın resmi törenle karşılayacak. Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmut, Mayıs ayında yeniden göreve seçildi. Mahmut, yeni görevin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Because of the time, the questions are over. Thank you, Mr. President. Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı ve F-16 konusu. İstanbul'da Türkiye ile ABD arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı İstanbul'da ağırladı. Görüşme Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşti. Yapılan görüşmede önemli başlıklar ele alındı. Madrid'deki NATO zirvesi ve kabul edilen yeni stratejik konsept değerlendirildi. Başka bir odağı olan bir örgüt değildir. İki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi. Siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayi alanındaki işbirliği konuları, Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ayrıntılarıyla değerlendirildi. Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği kaydedildi. Savunma sanayi alanında işbirliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi. Ve tahıl sevkiyatı. Görüşmede sevkiyat için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi. Bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı. Ege ve Akdeniz konularındaysa uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK-YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği dile getirildi. Hukuki gerekçenin ortaya konmadığını da gördük. Rakamdan oluşan 20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puan ve kontenjan listesi yayınlandı. Buna göre en çok okul öncesi öğretmenliği branşında atama yapılacak. Öğretmen adaylarının gözleri 1 Eylül tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için geçtiğimiz ay düğmeye basmış, milyonları sevindiren haberi açıklamıştı. Daha önce müjdesi verilen 20 bin öğretmen atamasının hangi branşlarda yapılacağı da belli oldu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında yaptı. Özer, branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 3000 yeni anaokulu süreci devam ediyor diyen Bakan Özer, en fazla atamanın 7503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacağını söyledi. Mağduriyetleri yaşamaması için, onun için ilk defa buradan açıklıyorum. Onu sırasıyla 2223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlarsa 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. Atamaların sonuçları ise 1 Eylül'de belli olacak. Thank you.
altılı masa 5. kez toplandı. Muhalefet partileri bu toplantıda da aday belirleyemedi. 2023 seçimleri için geri sayım başladı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi'ni de aralarına katarak çalışmalarına başladı. Seçim hazırlıkları devam ederken Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıkladı. Ancak altılı masa etrafında toplanan parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu net bir cevaba kavuşmadı. Daha önce 4 toplantı yapan genel başkanlar 5. toplantı için bir araya geldi. Toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliği yaptı. Akşener parti genel başkanlarını kapıda karşıladı. Toplantıda adayın konuşulması yasaktı. Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan siyasi parti genel başkanları bu toplantıdaysa Cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini görüştü. Cumhurbaşkanının veto yetkisinin sınırlandırılması, atama yetkilerinin elinden alınması için yapılması gereken değişiklikler diğer gündem maddeleri oldu. Başbakanlık makamının yeniden oluşturulması, Bakanlar Kurulu'nun yapısı ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun yeni modeldeki yapılanması da altılı masada konuşuldu. Altılı masanın ele aldığı bir diğer konu Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı oldu. 6 genel başkandan birinin Cumhurbaşkanı olması durumunda, diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olması seçeneği tartışmaya açıldı. Genel başkanların bu modele sıcak baktığı öğrenildi. Doğan Bey, Doğan Bey, Doğan Bey. Kaçakçılık olayına müdahale ediyordu. Barazgir çayına düştü. Ağır yaralanan piyade teğmen Halis Keskin kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Piyade teğmen Halis Keskin 26 yaşındaydı. Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyonda görevliydi. Keskin dengesini kaybederek Barazgir çayına düştü. Piyade teğmen ağır yaralandı. Ekipler Keskin için seferber olduğu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı. Piyade teğmen Halis Keskin şehit oldu. Şehidin acı haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı. Keskin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmıyor. Operasyonlar hain terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geliyor. O operasyonlardan bir tanesi Pençe Kilit Harekatı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen harekat teröristlere adeta mezar oluyor. Başarılı harekatla başta İskan Akyüz ve Fehmi Atalay olmak üzere teröristlerin sözde lider kadrosu kaçacak delik arıyor. Sözde liderler güvende olduklarını düşündükleri deliklere girerken geride bıraktıkları ölüme terk ediliyor. Ama onların da unuttuğu bir şey var. Kahraman Mehmetçik havada karada teröristlere göz açtırmıyor. Öte yandan ölüme terk edilen terör üyeleri teslim ol çağrısına riayet ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir zarar vermeden hainleri adalete teslim ediyor. Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre terör örgütü mensuplarından birçoğu pişmanlık içerisinde. Ancak teslim olmak isteyen terör üyeleri infaz ediliyor, bu yüzden kaçamıyor. Polise yumruk atmış, dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatılmıştı. DBP'li Salihe Aydeniz 5 Temmuz Salı günü sözlü savunma yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in fezlekeleri için mesaisini sürdürüyor. İstanbul'daki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Aydeniz hakkında hazırlanan 5 dokunulmazlık dosyası inceleniyor. Komisyon Salihe Aydeniz'in savunmasını alacak. Komisyon 4 Temmuz'da DBP'li vekilin yazılı savunması için toplanacak ancak Salih Aydeniz'in 5 Temmuz Salı günü sözlü savunma yapması bekleniyor. DBP'li vekilin karma komisyonda toplam 77 fezlekesi bulunuyor.
İncelenecek 5 dosyada terör örgütü propagandası, kamu görevini yaptırmamak için direnme, fiziki ve sözlü şiddette bulunma gibi suçlamalar yer alıyor. Hazırlık komisyonu bir aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse, dosya karma komisyonda ele alınacak. Karma komisyondan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama genel kurulda yapılacak. Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyuyla DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak. Pakize Mutlu Aydemir, Ensar Aytekin, Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayram tatilinin bu yıl 9 gün olacağı açıklanmıştı. Bu duyurunun ardından köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Kara İsmailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Buna göre bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler 9 Temmuz Cumartesi saat 00'dan başlayarak 12 Temmuz Salı saat 00'a kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap, işlet, devret projelerini kapsamıyor. Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz gerçekleştirilecek. Davullar çalındı, bar oynandı, atlı ve yaya kortej yürüyüşü yapıldı. Dadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Tören İstanbul Kapı'dan kortej yürüyüşüyle başladı. Daha sonra havuz başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Yani milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 103. yıl dönümünü burada kutluyoruz. Bu mücadeledeki bundan 103 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki Erzurum Kongresi ile kök salar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Milli mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa bu konudaki kararlılığı kapsamında Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacaktır ve çalışacağız diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmiş ve 3 Temmuz 1919'da Dadaşlar diyarına gelerek Dadaşlarla kucaklaşmıştır. Medeniyetler kenti Erzurum tarihin hemen her döneminde çok önemli roller üstlenmiş, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibariyle de sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere eşitlik ettiği, ev sahipliği ettiği de bilinmektedir. İlaveten Erzurum insanının cesur, gözü kara, fedakar, koruyan ve savunan kahraman bir nitelikte oluşu da esasen bundan dolayıdır. Tören, Mehteran ekibinin gösterisi ve şiir okunmasıyla devam etti. Havuz başında gerçekleştirilen törene halk da yoğun ilgi gösterdi. Havuzbaşı kutlamalarının ardından protokol Erzurum Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Atatürk Evi ziyareti sonrası protokol basın açıklaması yaptı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Temmuz'un Erzurumlular tarafından büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü. Biz her yıl 3 Temmuz'u Erzurumlular olarak çok büyük bir coşkuyla, çok büyük bir minnettarlıkla kutluyoruz. Tarihi bir gün bugün. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir ilde görev yapmak bizim için ayrıca bir övünç kaynağı. Hakikaten Erzurum tarihi itibariyle hem Cumhuriyet döneminde hem de Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok önemli bir garnizon. Vali Okay Memiş, Erzurum'un Atatürk'e 53 gün ev sahipliği yaptığını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaklaşık 53 gün ev sahipliği yapmış ve Erzurum Kongresi ile bütün dünyaya Türk milletinin kaderini yine Türk milletinin kendisinin tayin edeceğini haykırmış. Yine bütün dünyaya manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini Erzurum'dan haykırmışız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise açıklamasında bugünün Türk tarihinde oldukça önemli bir gün olduğunu hatırlattı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk paşamız olmak üzere tüm silah arkadaşlarını hayırla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu güzel vatanı tekrar bize bağışlamanın, emanet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Huzurlu bir şekilde ama uyanık bir millet olarak yarınlarımızı güvenle bakmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bugün birçok cephede önemli mücadeleler veriyor ve ülkemizin bağımsızlığını, ülkemizin hürriyetini, özgürlüğünü korumak için canlarıyla, başlarıyla büyük bir askerlik örneği sergiliyorlar. Tören Atatürk Evi önünde hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Yavuz Bey bak buraya bak. Yok, sen de... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda çoğunluk sağlanamadığı seçim ertelendi. Dadaşlar yeni başkanını 10 Temmuz'da seçecek. Hayırlısı olsun. Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetimi ile onursal başkan Mehmet Sekmen arasında yapılan görüşmeden kongre kararı çıkmıştı. Mavi beyazlı ekip seçimli olağanüstü kongreye gitti. Kongre Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Seçimde çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul 10 Temmuz'a ertelendi. Bugün adayımız yok. Zaten delege listemiz de maalesef yeterli çoğunluğu da sağlayamadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ise Dadaşlar'a desteğini esirgemiyor. Ama Onursal Başkanımız 2 gün önce kulübü ziyaret etti. Her zamankinden daha fazla destek vereceğini sözünü aldık. Allah'ın izniyle burada sizlerin huzurunda ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkanı Ahmet Dal da transfer yasağına değindi ve kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bugün kalkmazsa yarın kalkacak. İnanın o yasak kalktıktan sonra da bu kulübün 2 yılı, 3 yılı, 4 yılı kurtulmuş olacak. Benim amacım şu arkadaşlar, ben bu kulüpte gücüm yettikçe, fırsat veya imkan buldukça altyapıdan bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız bu takımın formasını giysin, biz o çocuklar en az 3 kişi 4 kişi forma giysin bu sene Süper Lig'e çıkmayalım. Ama Süper Lig'e seneye çıktığımızda benim kadromda Süper Lig'de forma giyen 3 tane 4 tane Erzurumlu çocuk olsun istiyoruz. Benim amacım bu. Yapılacak ikinci kongrede delege sayısına bakılmaksızın başkan seçimi gerçekleştirilecek. Ayaklarım hakkın giderse hakkın sende olsun. Bulmacada çözüyoruz. Hem eğlenceli hem de zihin jimnastiği açısından güzel de oluyor. Bulmacayla kitapla hiçbir şeyle aramız yoktu. Biz buraya geldikten sonra işte bulmaca bir de aynı ortamda sürekli aynı şeyi görünce bir zaman sonra artık biz de başladık bir merak sardık. Bulmaca çözülüyor, gazete okunuyor. Masa oyunları yerine bol bol sohbet ediliyor. Bu kıraathanede vatandaş birbiriyle kaynaşmakla kalmıyor, aynı zamanda eski kültürü yaşatıyor. Taksi ben bir 5 sene önce böyle bir şeye karar verdim.
klasik kahvecilik anlayışını bırakıp işte eski atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi kıraathane kültürünü yaşatmak için böyle bir yol izledim. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Erzincan Kapı yerleşkesinde bulunan kampüs kıraathanesi diğer kahvehanelerden biraz farklı. Çünkü vatandaşlar burada tavla ya da okey gibi masa oyunları oynamıyor. Kalem oynatıp bulmaca çözüyor. Müşterilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Genelde zaten kültürlü böyle birikimli arkadaşlar geliyor bize. Yaklaşık 7 yıldır bu kahveye takılıyoruz. Sürekli bulmaca halindeyiz. Kafamızı bulmacadan kaldırmıyoruz. Tercihini bulmacadan yana kullanmak istemeyenlerse gazete okuyor. Dönüşümleri çok iyi. Burada da çok yararlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani insanlar saatlerini boşa harcamaktansa daha hem genel kültürlerini geliştirip, bilgi hazinelerini genişletip böyle bir etkinliğe katılıyorlar bizle. 7'den 70'e birçok yaş grubunun tercih ettiği kıraathanede çay olmazsa olmaz. Vatandaş birbiriyle hem kaynaşıp hem sohbet ederken diğer yanda servisler aksamıyor. Evin de tavanı çok alçaktı. Tavan dediğimiz odada küçüktü. Demek ki orada gaz kaçağı olmuş. Değiştirdiği piknik tüpünün gaz kaçağını fark etmedi. Ocağa yakınca tüp bomba gibi patladı. Ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan adam ölümün eşiğinden döndü. Şu anda onun şokunu hala atlatamadım yani. Olay Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşandı. Üç çocuk babası 65 yaşındaki Hüseyin Uysal, biten piknik tüpünü dolusuyla değiştirmek istedi. Değiştirdikten sonra kontrol etmedi. Tüpü ocağa bağladı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ocağın yanmasıyla patlaması bir oldu. Patlama o kadar kuvvetliydi ki evin duvarları bile yıkıldı. Aykazı yaktım. Dedim ki bu yeni tüp niye böyle yavaş yanıyor? Tüp yandı. Dedim ki bu tüp niye böyle yavaş yanıyor der demez patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Ellerinde ve yüzünde 2 ve 3. derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Hüseyin Uysal yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ne diyelim? Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Allah bedeninden saklasın. Tedavisi devam eden 65 yaşındaki Uysal olayın şokunu atlatamadı. Büyük bir olay, büyük bir şey yani. Oradan bizim sağ çıkmamız bir mucize dedim yani. Bu bir şey yani. İnşaattan düştü, yerde hayatta kalma mücadelesi verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde saldırıya uğradı. Geç kalındı kavgasında işçi hayatını kaybetti. Olay Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşında 4 çocuk babası Naim Demir çalıştığı inşaatta yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelinceye kadar yaralının ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde ise işin rengi bambaşka bir boyut kazandı. İddiaya göre ihbardan 10 dakika sonra olay yerine gelen ekipler geç geldikleri gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğradı. Ortalık bir anda karıştı. Yaralı işçiye dakikalarca müdahale edilemedi. Yaşanan arbede çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Yerde yardım bekleyen işçi hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri işçilerden şikayetçi olurken İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili inceleme başlattı. Kapı açılır açılmaz kalabalık içeri aktı. Ucuz ürün alışverişinde izdiham yaşandı. Mağazada adım atacak yer, hareket edecek alan kalmadı. Allah var ya! Bu ne adama gelsen bana sor. Bir izdiham bu ne ya? Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir züccaciye dükkanı açılışı özel indirim yaptığını günler öncesinden duyurdu. Binlerce kişi akın etti. Kalabalığın içinde saatlerce bekleyenler kan ter içinde kaldı. Vallahi bir saatten fazla bekledim. Bayağı bekledik abi, şu halimize bak. Çok bekledik ve öldük. 150 diye bir şey yaptım, duydum ama.
Yoğun bir katılım var. Yaklaşık 1500-2000 kişi varız. Kadınlar alışveriş için birbiriyle yarıştı. Ürünler kapının elinde kaldı. Açılışı özel indirimde vatandaş yükte de pahada da hafif ne varsa kapta aldı. Merhabalar, ne aldınız? Mağazaya giren kalabalık ürünleri aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdiham yaşansa da vatandaşın da mağaza yetkililerinin de yüzü güldü. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Beğendi köyü mevkisinde meydana geldi. Göksal Yıldırım'ın kullandığı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir kişi hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarıldı. Yaralı kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Orman, alt, 6-7 bu. Heyelan böyle geldi. Başka ne yapalım? Mecbur bekliyoruz. Her gün burada yaşanıyor. Güvenlik diye bir şey yok burada. Tır şoförleri endişeli. Çünkü sınırı geçmek için bekledikleri o noktada birkaç gün önce heyelan meydana geldi. Heyelan'da 4 tır ağır hasar gördü. Bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Sarp sınır kapısından geçiş yapmak isteyen tırlar Karadeniz sahil yolunda uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kimi sürücüler araçlarını buldukları açık alanlara park etti. Kimileri ise kayalıkların altında endişeli bekleyişini sürdürüyor. Mecburiyetten korkmanın necile faydası yok ya. Mecbur geldik işte yine çektik buraya. Bak tam kayanın dibindeyiz. Geldiği zaman yerle bir oluyor kaya. Yola düşen kaya parçaları temizleniyor ancak tır şoförleri güvenli bir yer istiyor. 4-5 tane araba gitti orada. Yüküyle beraber kayboldu adamlar. Bir tanesi öldü, bir tanesi yaralı, 2 tanesi, 3 tanesi yaralı. Bekliyoruz, Allah sonumuzu hayretsin. Koyacak yer yok burada, arabalara koyacak yok. Burada 3000 araba var. 3000 tane her tarafı boş. Ta Arhavi'ye kadar dolu, park dolu. 2 tane 1000 parklık otopark lazım. Allah kimsenin başına vermesin kardeşim. Yani kolay bir mesele değil. Müziğin ritmine kapıldı, temizliği bırakıp horona başladı. Tek başına böyle stres attı. Görüntüler Artvin'in Boçka ilçesinden. Temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada kendini bir anda müziğin ritmine kaptırdı. Çöp arabasında Karadeniz müziği çalmaya başlayınca işine kısa bir süre ara verdi. Müzik ruhun gıdasıdır diyerek horon oynamaya başladı. Temizlik görevlisinin o eğlenceli anlarını ise mesai arkadaşı kayda aldı. Bülbül oyunu bitince selamlamayı unutmadı. Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni kazandı. Geriye de gülümseten bu görüntüler kaldı. Düşmanlık, düşmanı askerlik. Şu sivil